Merhabalar arkadaşlar. Şimdi dostlar, konu testi 2'yi çözeceğiz. Birinci ünitemizin bu ikinci dereceden fonksiyonların ve grafiklerin konu testi 2. Bunu da gömelim hemen bir dostlar. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Şimdi şöyle yakınlaştırmasını da yapayım. Soru soru görelim. Biz bu muhabbeti şöyle başlayalım bakalım. Evet, şekildeki tepe noktası A olan parabol için f'te eksi bir değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş bize. Hemen başlıyorum. Şimdi parabolün tepe noktası eksi birmiş dostlarım. Şunu biliyoruz biz. Şu A noktasının madem ki tepe noktası, tepe noktasının y'sinin eksi bir olduğunu görüyorum dostlar. Tabii ki x'i lazım bize. X'i de neydi? Simetri ekseniydi. Simetri ekseni olduğu için şurayı ikiye bölecek demiştik. Eksi 4 ya burası. 2 birim 2 birim diye bölecek. Eksi 2 olacak. Yani tepe noktası da eksi 2. Şimdi parabolün denklemini yazacağım dostlar. Şöyle yazıyordum. Y eşittir diyeceğim ki ucumuz bitti, şansımıza tüküreyim. Şunu alalım. Y eşittir. Şimdi A çarpı birinci kök eksi 4. Yani x artı 4 oluyor burası. Artık buna alıştınız arkadaşlarım. Hızlı hızlı yazıyorum ben. İkinci kök 0, x eksi 0, yani x oluyor burası. Şimdi bir de tepe noktasını bildiğim için bir noktasını bilmem lazım ki yerine yazıp a'yı bulacağım. X yerine eksi 2 yazıyorum. Y yerine eksi 1. O halde eksi 1 eşittir a çarpı. Eksi 2 yazıyorduk. Eksi 2 yazarsak burası 2. Eksi 2 yazarsak da eksi 2. Yani eksi 4 bölün bu tarafa. Eksi 1 bölü eksi 4'ten 1 bölü 4 geldi a. Şimdi y değerini tekrar yazıyorum. Yani fx değerini, y eşittir fx'i yazıyorum. A 1 bölü 4'tü çarpı x artı 4 çarpı x. Neyi soruyordu? F'in tersinde eksi 3'ü soruyor. Yani aslında şunu soruyor bize kardeşim. F'te öyle bir değer var ki şimdi tersinde 3 yazdığında sonuç atalım bir sayı çıkıyor. Ne olsun mesela? X olsun. X yer değiştirdiğimiz hani fonksiyonları hatırlayın. F'te x de 3 olacak demekmiş. Yani x yerine kaç yazarsam y değeri 3 çıkar diye soruyor. Burayı biz o halde şöyle yapacağız. Burada x yerine kaç yazarsak y sonuç 3 çıkar diye düşüneceğiz. İster şıkları tek tek deneyin arkadaşlar. Mesela neyi deneyelim? X yerine 5 yazalım mesela. Bakalım oluyor mu? Sonuç 3 çıkıyor mu? 5 yazarsak 9 oluyor. 9 bölü 4. 5 yazarsak 45 bölü 4. Olmadı. 4 yazarsak oluyor mu? 8 bölü 4. 8 bölü 4 2. 2 ile de 4'ü çarpalım. 8 oldu. Bu da olmadı. 2'yi deneyelim bakalım. 2 yazarsak 6 bölü 4 çarpı 2 geliyor. Bu gitti, bu gitti 2. 2 ile de bu gitti. Aha 3 geldi. Böyle bulabiliriz arkadaşlar. Peki geldik 2 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Fonksiyonunun görüntü kümesinin en küçük elemanı 4 olduğuna göre. Nasıl buluyorduk arkadaşlar bunu da? En küçük eleman neydi? K. Tepe noktasının ordinatı yani. O halde önce bir tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'dan. Eksi b'miz 2 yapar. Bölü 2a'mız da direkt 2a. Yani 1 bölü a çıktı. Şimdi bu 1 bölü a'yı yerine yazdığımda 4 oluyormuş. 1 bölü a yazıyorum. 1 bölü a'nın karesi ne yapar? 1 bölü a kare. Şöyle oldu. A çarpı 1 bölü a kare. Eksi 2 çarpı 1 bölü a. Artı 6 olduğunda burası 4 oluyormuş dostum. Hadi düzenleyelim. Şununla şu gitsin. 1 eksi 2 bölü a. Birden 2 çıktı. Eksi 1 bölü a olur burası. 6'yı da bu tarafa atarsak eksi 2 olur. Eksiler artıya dönüşsün. A eşittir 1 bölü 2 çıktı dostum. Geldik 3 numaraya. Diyor ki parabolü aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Parabolün denklemini vermiş, grafiğini istiyor. Biz şuranın tepe noktası olduğunu biliyoruz. Tepe noktasının apsisi 4, ordinatı da 3'müş. 4'e 3. Hangi şıkta 4'e 3 var? Bakın burada 3'e 4 var, bu gitti. 3'e 4 var, bu da gitti. Şu iki şıkkı eledik bile kardeşim. 4'e 3, 4'e 3, 4'e 3. Şimdi bir de bakın burada y'yi kestiği noktaları vermiş bize.
Yani x yerine 0 yazdığımızda acaba hangisi çıkıyor diye bulacağız. X yerine 0 yazın. Eksi 4 olur. Eksi 4'ün karesi 16. 3 ile de topladım 19 olacak. X yerine 0 yazdığımda y'si 19 olacakmış. Yani y'yi 19 noktasında kesecek. O yüzden cevap Edirne geldi. Dördüncü sorudayız dostlar. Bakalım burada ne yapacağız? Ne diyor? Parabolünün x eksenine göre simetrisi bilmem ne olduğuna göre a nedir diye bir soru sormuş. Şimdi x eksenine göre simetri dediği zaman sen şunu bileceksin. Y'nin işaretini değiştir. Y'nin işareti değişecek. Şimdi y dediğim şey burası. Y'nin işareti demek artı ya burada. Eksi y diyeceksin sen buna. Yani şöyle oldu. Eksi y eşittir. Eksi a x kare eksi artı 2a eksi 6. Tabi bir de eksiyle çarpalım. Y eşittir a x kare olur bu durumda. Eksi 2a gelir. Artı 6 oldu. Y'nin işaretini değiştirdim. Eksiyle çarptım y'yi. Sonra bir daha eksiyle çarptım ki y artı olsun. Tabi bu tarafı da eksiyle çarpmak zorunda kaldım. Şimdi bu noktasından geçiyorsa bu nokta sağlayacak. Yani y yerine 18 yazacaksın. X yerine de 2 yazacaksın. 2 yazarsak 4a olur. Eksi 4 olur. Artı 6. Şurası 2 yaptı. 2'yi bu tarafa atalım. 16 eşittir 4a. A'da 4 mü çıkıyor buradan? Bir daha bakayım. 2. 2'yi bu tarafa atalım. Ne oldu? 2 bu tarafa bir daha yazayım yerine. X yerine 2 yazacağız. Bir yerde bir hata mı yaptık diye bakıyorum da arkadaşlarım. X yerine 2 yazacağız. Y'nin işaretini değiştirdik. Burası artıya döndü. Burası eksi. Burası artı oldu. X yerine 2 yazdım. 2 yazarsam 4. 2 yazarsam eksi 4. Artı 6 oldu. Burası 2 yaptı. 2'yi bu tarafa attık. 18'den 2 çıktı. 16 kaldı. 4A 16. A 4 geliyor. Bakayım nerede hata yaptık? X eksenine göre simetri. X eksenine göre simetri de y'nin işareti değişecek. Y'nin işareti değişirse burası artıya döner. Burası eksiye döner. Burası artıya döner. Burada bir sıkıntı yok. Burası eksi. Burası artıya döndü. Y'nin işaretini değiştirdim. Burası da artı oldu. X yerine 2 yazdık. Y yerine 18 yazdık. 18 eşittir. 2 yazarsam 4a oluyor. 2 yazarsam eksi 4 oluyor. 2 yazdık. 6 oldu zaten burası. 2 oldu. 2'yi bu tarafa attık. Nerede bir hata yaptık bilmiyorum arkadaşlarım. Birazdan yine bir kontrol edeceğim bunu, tamam mı dostlar? Şimdilik böyle bir dursun bu. 4 buldum ben a'yı. A kaçtır diye soruyor. Birazdan yine bir bakarım. En son bu soruyu bir daha hatırlayacağım, çözeceğiz. Şimdi 5 numaraya bakalım biz dostlar. Kafamda orada kaldı tabii ama. Bir bakalım şu 5 numaraya. Şekildeki parabolü bilmem ne ve bilmem ne noktasından geçtiğine göre karenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi önce parabolün denklemini yazalım. Şöyle olacak parabol. X eksi 3 çarpı x eksi 3. Başında bir de a var. Y eşittir böyle olacak. Kökü 3 olduğu için x eksi 3, x eksi 3 diye yazdım. Bir de 0'a 6 noktasından geçiyormuş. Yani buraya 6 yazalım. A çarpı 0 yazalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 olur. Yani 9 gelir burası. 6 bölü 9'dan 2 bölü 3'müş a. Yani parabolümüz dostlar y eşittir 2 bölü 3 çarpı x eksi 3'ün karesi diye yazılabilirmiş parabol. Peki karenin alanını soruyor bize. Şimdi karemiz şu parabolümüzün üstündeki bir nokta B. Bunun apsisine x dersek ordinatı da x olacak. B noktasının koordinatları böyle x'e x. Kare olduğu için kenarlar eşit. Bize de x kareyi soruyor, unutmayalım, karenin alanını soruyor. Şimdi bu B noktası parabolün üstündeyse denklemini sağlayacak. X yerine X yazdığımda Y de X olacak. Yani şöyle X eşittir 2 bölü 3 X eksi 3'ün karesi olacak. Düzenleyelim burayı arkadaşlarım. Şu 3'ü buraya atalım. 3X eşittir 2 çarpı. Bunu da açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 6 X yapar. Artı ikincinin karesi. İçeriye dağıtalım bu keratayı. 3X eşittir 2x kare
Eksi 6x artı 9. Şimdi 3x'i de buraya alalım. Şöyle bir şey çıkacak. 3x 0 olacak burası. 2x kare eksi 9x artı 9 geldi. Çarpanlarına ayırıyorum bu keratayı. 2x'e x diye ayırdım. Bunu da 3'e 3 diye bir ayıralım. Geliyor mu? 6x buradan geliyor. 3x de buradan geliyor. Evet geliyor. Şunları da ikisini eksi yaptık mı oldu. Yani x eşittir. Ya 3 çıkacak dostlarım. Ya da x eşittir. 3 bölü 2 gelecek. Peki karenin alanını sorduğu zaman ya 9'dur diyeceğim ki şıklarda yok. Ya da 9 bölü 4'tür. Şıklarda var. Bursa şıkkımız doğru cevap geldi. Hemen şuna bakıyoruz. Olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye bir soru sormuş bize. A artı B toplamının alabileceği en küçük değer. Şimdi bu parabolün tepe noktasının R'si. Eksi B bölü 2A. 4 bölü 2'den 2. Bunun R'si 8 bölü 2'den 4. Şimdi bir de R'yi yerine yazıp K'yı buluyorduk değil mi? En büyük en küçük değer sorularında K lazım bize. R yerine x yerine r yazalım. Yani 2 yazalım. Ne oluyor a'da? 2 yazın arkadaşlarım. 4. 2 yazın. Eksi 8 artı 6. Eksi 4. 6 daha 2 çıktı. A'nın en büyük değeri. En küçük değeri pardon. B yerinde 4 yazalım. 4'ün karesi 16. 4 yazarsam eksi 32 artı 9. Ne oldu burası? Eksi 16. 9 daha. Eksi 16, 9 daha, eksi 7. Bize de ikisinin toplamını soruyordu. Eksi 7 ile 2'nin toplamı eksi 5 çıktı. Evet, şu sorudayız. Bakalım bu ne diyor şimdi. Yukarıda grafiği verilen parabolün denklemi bilmem ne olduğuna göre ve AB de 10 birim olduğuna göre diyor. Şimdi AB 10 birim şu arası. Demek ki burası da 5 birim, burası da 5 birim. 5 birim bu tarafa geldim. 6'ya 0 çıktı bu. 5 birim geriye doğru geldim. 1'den 5 geriye gelirsek yani şurası 1, şurası da 4 olacak. Eksi 4'e 0 da bu çıktı. Peki demek ki x yerine 6 yazınca y 0 çıkıyor. Hadi x yerine 6 yazalım. Y de 0 olsun. 0 eşittir. 6 yazarsak 36. 6 yazarsak eksi 12 artı a eksi 3 geldi burası. Peki düzenleyelim. 36'dan 12 çıktı 24. 3 daha çıktı. 21. 21'i de bu tarafa atarsak eksi 21 eşittir a geldi. Pekala. Hadi bu sorudayız. Parabolünün x eksenini eksi 2 noktasına teğet ettir. F'de eksi 4'ü sormuş. Şimdi önce parabolün denklemini yazalım. Y eşittir a çarpı x eksi 2 artı 2 oldu tabi. X eksi eksi 2'den artı 2. Bir daha x artı 2. İki tane kökü var. İkisi de eksi 2. Şimdi bir de 0'a 8 noktasından geçiyormuş. X yerine 0 yazacağım. Y yerine 8. 8 eşittir. A çarpı 0 yazarsam 2. 0 yazarsam 2. 4'ü bölelim buraya. 8 bölü 4'ten 2 çıktı A. Yani parabolün denklemi 2 çarpı X artı 2 çarpı X artı 2. Yani kısaca X artı 2'nin karesi oldu. X yerine eksi 4 yazın diyor. Eksi 4 2 daha eksi 2 yapar. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. 4 ile 2'nin çarpımı da 8 çıktı sorumuzun cevabı dostlar. Şimdi hazır buradayken hemen şu soruyu bir daha bakalım dostlarım şuna. Şurayı bir temizleyeyim ben de bir daha baştan çözelim. Bir yerde işlem hatası mı yaptık acaba diye düşündüm. Şimdi bir daha bakalım. X eksenine göre simetri diyor. Bu noktadan geçtiğine göre. Şimdi X eksenine göre simetri demek Y'nin işaretini değiştir demektir. Y'nin işaretini değiştireceğiz biz. Y bu ya arkadaşlarım. Y'nin işaretini değiştirmek demek şurayı komple değiştireceğim işaretini. Eksiyle çarpacağım yani. A X kare olur. Eksiyle çarpınca. Eksi 2 A gelir. Bir de artı 6 geldi. Şimdi bu parabol bu noktadan geçtiğine göre diyor A kaçtır? Hemen Y yerine 18 yazalım arkadaşlarım. 18 yazdık. X yerine 2 yazdık. 2'nin karesi 4. 4 A oldu. X yerine 2 yazıyorum arkadaşlarım. Oo. X yerine 2 yazıyorum. Burada X yok ki nereye 2 yazdım demin. Az önce şaşırdığımız yer burasıymış. Artı 6. A yerine 2 yazmışız az önce. Peki düzenleyelim. 6 buraya gelirse 12 olur.
4 2A çıkarsa 2A kalır. 2A 12. A'da 6 çıktı goberler. Evet, hatamızı da bulduk. Düzelttik. Şimdi çevirdik. Arka taraftayız. İçim rahatladı şimdi. Evet. Ne diyormuş bakalım. Parabolü x ekseninin negatif tarafında teğettir. Şimdi x eksenine teğetse bir kere deltası ne olacaktı? 0. Hadi deltayı 0 eşit diyelim arkadaşlarım. B kare, yani şuranın karesi ne oluyor orası? A eksi 3'ün karesi diyelim biz ona. Eksi 4 çarpı A'mız 1, C'miz de 16. 16 eşittir 0 olacak. 4 kere 16 64'tür. Bu tarafa attık. A eksi 3'ün karesi eşittir 64 oldu. Neyin karesi 64? Ya 8'in ya da eksi 8'in. Peki A eksi 3 8 ise A kaç çıkar bu durumda? 11 çıkar. Tamamdır. Peki A eksi 3 eksi 8 ise arkadaşlarım, eksi 8 diyelim. Eksi 3'ü buraya attık. A eşittir eksi 5 çıkar. Şimdi ikisi de şıklarda var. Hangisi peki doğru cevap? Bunu da ne belirleyecek? Negatif tarafında teğet demesi belirleyecek arkadaşlarım. Bak, A'ya 11 dersen burası 11'den 3 çıktı. Eksi 5x oldu. Eksi 5x demek yemez. Eksi 5'i yazarsan eksi 5, eksi 3 daha eksi 8 artı x oldu kardeşim. İşte köklerini falan bulduğun zaman burada da negatif tarafta köklerin olduğunu göreceksin. Kökün negatif tarafta olduğunu göreceksin. Ben uzun uzun yapmayayım. Yani siz bunları bir daha yerine yazıp kökleri bulduğunuzda hangisi pozitif tarafta diye bakmanız yeterli. Ya da negatif tarafta diye bakmanız yeterlidir. Cevaba baktım ben. Eksi 5'miş. Onu da direkt işaretledim. 10 numaradayım dostlar. Denklemiyle verilen parabolün simetri ekseni. Simetri ekseni neydir? R. Yani eksi B bölü 2A diyeceğiz arkadaşlarım. Eksi B'miz 4. 2A'mız da 10. 4 bölü 10 yani 2 bölü 5. Hangi şıkkımızda var? Ceyhan'da var. Evet, geldik 11 numaraya. Parabolünün grafiği verilmiştir. Pekala. Dikdörtgeninin B ve C köşeleri parabol üzerinde olduğuna göre dikdörtgenin çevresi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi öncelikle bu parabolün tepe noktası. Eksi B'miz 8 bölü 2A'mız 2, 4. Yani tam şu tepe noktası simetri ekseni 4'ten geçiyormuş dostum. 4 burası. Hatta işte 4 burasıysa şurası 4 birim oldu. Şurası da 4 birim oldu. Bak, uzun kenarını bulduk bile kardeşim. 8. Yani B köşesinin apsisi şurası 8. Ama ordinatını bilmiyoruz. Y diyelim oraya. Y'yi bilmiyoruz. Hatta İşte Y diyelim yine de. Şimdi bu nokta madem ki parabolün üstünde, hemen X yerine 8 yazıp Y'yi bulalım. Y eşittir 8 yazarsak 64, 8 yazarsak eksi 64, eksi 9 gelir. Bunlar 0, Y eşittir eksi 9. Şurası da eksi 9'muş kardeşim. Dikdörtgenin çevresi 9. 9 da buradan çevreyi hesaplarken sakın negatif almayın. Uzunlukları pozitif olarak düşüneceğiz. 9, 9 da buradan 18. 8 bu kenar, 8 de burası. 16 da oradan geldi. Topladık. 14 elde var. 1, 2, 34 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, şu sorudayız. 12 numaradayız. Bakalım ne diyor? Parabolünün tepe noktasının apsisi eksi 2 olduğuna göre ordinatı kaçtır diye sormuş. Tepe noktasını nasıl buluyorduk? Eksi B. Şurası eksi olduğu için A artı 3 olarak aldım bunu. Eksi buraya döndüğü için. Eksi B'den dolayı. Bölü 2A. A'mız 1, 2 yazdım buraya. Bu neye eşitmiş? Eksi 2'ye. Demek ki A artı 3 eşittir eksi 4. A eşittir eksi 7. O halde A'yı yerine yazalım eksi 7 diye. Şöyle olur parabolün denklemi. Y eşittir x kare. Eksi 7 yazarsak eksi 4. Eksi de buradan. Artı 4x artı 7 oldu. Şimdi parabolün tepe noktasının apsisi eksi 2 idi. Ben bu eksi 2'yi yerine yazınca da k'yı buluyordum. Yani ordinatı buluyordum. Peki k eşittir. Eksi 2 yazıyorum 4. Eksi 2 yazıyorum eksi 8 artı 7. Eksi 4. 7 daha artı 3 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 13 numaradayız. Bakalım bu ne diyor?
Parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kökler burada. Eksi 6. O halde denklem şöyle yazılır. Y eşittir A çarpı X eksi eksi 6. Yani X artı 6'ya X eksi 2. Peki. Artı 6 eksi 2. Hangi şıkta var? Bunda eksi 6 var geç. Eksi 6 var geç. Eksi 6 var geç. Artı 6 artı 6. Eksi 2 olacak arkadaşlarım. Eksi 2 sadece Edirne şıkkında olduğu için Edirne'yi işaretledim hemen. Peki. 14 numaradayız. Tepe noktası bilmem ne olan grafiğin denklemi bilmem ne olduğuna göre A artı B nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi grafiğini vermiş arkadaşlarım. Tepe noktasını görüyoruz parabolümüzün. Denklem de burada. Hadi bakalım diyor. A artı B'yi bulun. Şimdi öncelikle demek ki tepe noktası eksi 3 ise arkadaşlarım. X yerine eksi 3 yazdığımda Y'yi bulurum ben. Eksi 4'ü bulurum. Bir eksi 4'e eşit diyelim bunu. Eksi 4 eşittir. X yerine eksi 3 yazalım. Neler oluyor bir görelim. Eksi 3 yazın. 9A oluyor burası. Eksi 3 yazarsam eksi 3B geliyor. Artı 5. Artı 5'i de buraya atarsak eksi 9 eşittir. 9A eksi 3B. 3'e bölelim bir de. Eksi 3 eşittir. 3A eksi B. Şimdi bunu bulduk. Peki parabolümüzün tepe noktasını kullandık. Tepe noktasını bir de nasıl buluyorduk biz dostlar? Eksi B bölü 2A dediğimizde eksi B bölü 2A yaptığımızda tepe noktasının apsisini yani eksi 3'ü buluyorduk. Peki şu eksi şu eksiyi artıya döndürsün. Bakın buradan B eşittir 3 kere 2 6A çıktı mı arkadaşım? B yerine 6A yazsak şöyle mi oluyor burası? Eksi 3 eşittir 3A eksi 6A. 3A'dan 6A çıkarsa eksi 3 eşittir eksi 3A olur ki eksi 3'ler gidince A eşittir 1 çıktı. Peki A 1 ise B'de bunun 6 katıydı. B'de 6 çıktı bu durumda. A artı B'yi soruyor bize. Toplamları 7 geldi. Evet. Şu soruya bakıyoruz şimdi. 15 numaralı sorumuz. Parabolünün görüntü kümesinin en küçük elemanı eksi 4 olduğuna göre ne diyorduk? En küçük eleman K'yı vermiş yani bize eksi 4 diye. Önce R'yi bulalım arkadaşlarım. Eksi B bölü 2A yani 6 bölü 2'den 3. R'si 3. Bu R'yi de yerine yazınca yani 3'ün karesi 9. Eksi 6 çarpı 3'ten eksi 18. Artı M artı 8'i böyle R yerine 3 yazdığımda K'yı buluyorum. Yani eksi 4. Burası ne yaptı? Eksi 9. Eksi 9, 8 daha eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa attım. Artı 1 olarak geldi. M eşittir. Eksi 3 çıktı kardeşim. Sorumuzun cevabı Adana geldi. Hadi son sorudayız Goberler. Bunu da gömelim. Saat epey geç oldu arkadaşlarım. 1'e doğru geliyor saat. Sabah da işe gideceğiz. Çözelim, yatalım, uyuyalım. Doğrusu parabolüne teğet olduğuna göre. Şimdi ne yapıyorum? Teğet demek ne demekti? Demek ki bir noktada kesişiyorlar demekti. Sonuçta kesişiyorlar. Kesişim lafını duyduğum zaman da ortak çözüm yapacağım demiştim. Hadi y yerine x artı 1 yazalım. Şuradaki y yerine x artı 1 yazıyorum. Eşittir x kare artı ax artı 5. Hadi bunları da bu tarafa atalım. Burada 0 eşittir x kare. X buraya gelirse x parantezinde a eksi 1 olur. 1 buraya gelirse de 5 eksi 1'den 4 kalır. Parabolümüzün ve doğrumuzun ortak çözüm denklemi bu. Teğet diyorsa ne yapıyorduk bu ortak çözüm denkleminde? Delta'yı 0 eşitliyorduk. Şimdi delta'yı 0 eşitleyeceğim. Deltası b kare yani a eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. A'mız 1, C'miz 4. 4 çarpı 4 eşittir 0 olacak. Yani A eksi 1'in karesi 16 oldu. Peki neyin karesi 16? Ya 4'ün ya da eksi 4'ün diyorum. Önce bir 4'e eşitleyelim. A eksi 1'i 4 olursa A eşittir 5 çıkar. Sonra A eksi 1'i eksi 4'e eşitleyelim. A eşittir eksi 3 çıkar. Değerlerin çarpımı. Bir 5 çıktı. Bir de eksi 3 çıktı. Bu iki keratanın çarpımı eksi 15'tir. Cevap Edirne geldi.
Evet dostlar, iyi geceler diliyorum. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin sizlere. İyi çalışın dostlar. Hadi bu sene öttüreceğiz inşallah. Matematikten gömeceğiz her türlü. Kolay gelsin.